Ersin Selam hoş geldin. Yeni programımız Gündem Fener hayırlı olsun öncelikle. Evet yeni bir programda sizlerle birlikte olacağız yeni açıkta. Ee, yani biliyorsun Fenerbahçe'ye dair herkes her şeyi konuşuyor ama hem sağ içini konuşalım hem oyuncu değişikliklerini konuşalım. Hem futbol konuşalım hem sağ dışı faktörlerini Türkiye'de konuşalım derken Herkes çorba yapıyor programları. Biz bu programda ise daha niş bir kitleye hitap edeceğiz. Gerçekten sağ içini merak eden, değişikliklerin oyuna yansımalarını, Fenerbahçe'nin sağ içi analizlerini, saha yorumlarını merak eden bir kitleyle buluşmak isteyeceğiz. Ki Fenerbahçe zaten iyi bir yolda. İsmail Kartal'la şimdi Samsun Spor maçından sonra 6'da 6 başlayan bir Fenerbahçe var. E senin için de tabii ki dalgalanılacağı anlar da olacak Fenerbahçe'nin. Ama biz bu programda, Hatalı konuşabiliriz ama yalan konuşmayacağımızın garantisini veriyorum. Bence çok zevkli bir program. Yeni açık izleyicisini bekliyor. Programa desteğinizi verirseniz en baştan aramıza katılıp bizimle macera atılan ekipte olursunuz diyelim ve hadi bakalım geçelim biraz programa. Hemen maçı soracağım sana. Fenerbahçe Samsun'dan 3 puan ile döndü. Kısa bir maç konuşması alabilir miyim senden? Ya Fenerbahçe için aslında zorlu bir deplasmandı Samsun Spor maçı. Ki ligin ilerleyen periyotlarında şeyi de göreceğiz. Samsun Spor deplasmanından nasıl büyük takımlar çıkamıyor. Samsun evinde ne kadar iyi bir takım aslında göreceğiz. çünkü Hüseyin Eroğlu zaten taktiğe tekniğe çok önem veren bir teknik adam. Ve Altın Altınordu'dan bu yana e, yaratmaya çalıştığı jenerasyonu Türk futbolun Don Quixote'larından biri. Ki Samsun Spor'da da iyi bir takım yaratmış. Onda net altını çizelim. Yani takım bir arada oynamaya başlayınca bence çok daha farklı bir seviyeye de çıkacaktır Samsun Spor. Fenerbahçe tarafında ise tam Avrupa kupaları arasında bence rotasyonda da risk alarak bir mücadeleye çıktı İsmail Kartal. Ya maça Mert Hakan'la başladı. Şimanski kulübedeydi. Ya sağ içinde iki yeni transferle başlıyorsunuz maça ki her zaman risktir bu. Yani daha e, güvenli limanda Kadıköy'de oynatarak onları daha rahat başlayabilirsiniz. Ama Samsung gibi sert bir deplasmanda sahaya atmak bence önemliydi iki oyuncuyu da hem Fred'i hem Cengiz Ünder'i. Ve yani Fenerbahçe ilk yarıda çok zorlandı. Stoperlerini e, geçmekte zorlandı. stoperin önündeki o hattı geçmekte zorlandı Samsun'a karşı. Ve yani ilk yarıda sadece 0-22 gol beklentisi yaratabilmiş Fenerbahçe. E, tabii ki bunun nedenleri var. Ceko'ya ya açılan toplar geliyor sadece mesela ilk yarıda e, Fenerbahçe'nin pozisyonları adına aklıma. Ama diğer tarafta e, en çamın mesela iki şutu vardı. Samsun Spor'un 10 numarasının ki iyi de oyuncu. Uzaktan da belli can yakacak. Ençam. E, bu Fenerbahçe olmadı ama gelecek maçlarda uzaktan gollerini izleyeceğimizi düşünüyorum ben oyuncunun. E, diğer tarafta ikinci yarıda ya, Samsun Spor e, savunma hattı da yorulmaya başladı. Fenerbahçe daha yaratıcılığı arttırdı bu dakikalarda. ya Bakıyorsunuz e, herkes öldürür sevdiğini vardır ya Hüseyin Eroğlu'nun 16 yaşında sahaya attığı forma şansı verdiği Cengiz Ünder maçı çözen oyuncu oldu. Ya bir e, Roma günlerinden esintiler sundular Edin ile bize. Edin kafasına iyi indirdi topu ve Ceko tecrübesiyle skorda Fenerbahçe yöne geçirdi. Hava toplarını da etkileyecek o bugün. 9 e, hava topu mücadelesinin 4'ünü rakip ceza sahası içinde kazanarak e şut tehdidi de olarak tamamladı mücadeleyi. E, diğer tarafta Ferdi Kadıoğlu'nun ekstra mesaide olduğu bir maç vardı. Osterwolde de önce kanat beki olarak başladığı maçı stoper olarak bitirdi. Ona da ekstradan parantez açalım. Çünkü Türkiye'de çok eleştirilen bir oyuncuydu Osterwolde. Ama bu maç özelinde bence katkısı yatsınamazdı. Ferdi 12 top keserek mücadeleyi tamamlamış. Ya bu çok ciddi bir oran. Yani Geçmişinde ofansif bir oyuncunun sonrasında beke nasıl evrildiğini ve burada nasıl fark yarattığını hep beraber görüyoruz. Yani Tadic'in arkasında oynattığımızda Tadic-Ferdi ikisinin veriminin nasıl arttığını biliyoruz. Sağa koyuyorsunuz orada da oynuyor. Ki Tadic'in bugün çok asisti de Güm'e gitti aslında. Fred de bence golle buluşmayı hak etmişti ve golle de buluşmuştu. Yani pozisyonu bence bitip çok geriye gittiler. Hem kontrollü kafa var orada hem kontrollü top kazanan bir Samsun Spor var. Baya geriye gidilen bir pozisyonda Fenerbahçe'nin ikinci golü Fred'in attığı gol Tadic'in pasında iptal edildi. Ama ona Nazire yaparcasına İrfan Can'ın Şimanski'ye çok güzel bir pası var. Hani skorer olmayan Şimanski'ye çok güzel çok net bir bitirici vuruşu yaptı Şimanski orada. Aşırtma gollerini severiz. E, Şimanski de takımı rahatlatan golü attı. Aslında belki daha önceden girse daha önceden atacaktı Şimanski o golü. Çünkü oyun da çağırıyordu e, Şimanski'yi. Ama rotasyonda forma şansı e, verdi. Biraz dinlendirdi İsmail Kartal Şimanski'yi. E, bu noktada şimdi girenleri de görüyorsunuz. Mesela Bartu Elmas girdi oyuna. Eyvah dedim içimden ben. Ya Bartu tamam genç yetenek ama yani 1-0 iken oyuna atılır mıydı? Orada cesaret isteyen bir hareketti o. Ama Fenerbahçe günün sonunda 2-2 ile başladı ve liderliği ele geçirdi. Şu an Süper Lig'de 2-2 ile başlayan tek takım. Tüvente maçı öncesi Fenerbahçe hem güven depoladı hem oyuncu rotasyonu aldı, oyuncu dinlendirdi. Bence ya, kağıt üzerinde mükemmele yakın bir sonuçla ilk iki maçı tamamladı Fenerbahçe. Ki Edin da iki maçta attığı üç golle Fenerbahçe'de nasıl nokta atışı bir transfer olduğunu da bizlere göstermiş oldu. Fred ve Cengiz Ünder ilk maçlarına çıktı. Cengiz söz verdiği gibi Dzeko'ya ilk asistini de yaptı. Bu iki oyuncunun performanslarını nasıl buldun? Ya Tabii ki futbol yıldız isimlerle oynanılır. Futbol iyi oyuncularla oynanır. Fred'in de Cengiz'in de burada kalitesini anlatmaya benim e, vaktim yetmez. Fred dediğiniz adam düzenli Manchester United 11'inden gelen. E, geçen sene 56 maça çıkmış. Kariyerinde en çok asisti geçen sene yapmış bir adam. Ve bu maçta da hem asisti vardı hem golü vardı. Eğer düzgün değerlendirilseydi pozisyon bir hakem tarafından biri Fenerbahçeli oyuncular tarafından. Yani skora direkt katkı verebileceği bir maçtı ama Fred yine Fenerbahçe formasıyla bence gollerini de asistlerini de görmeye devam edeceğiz. E Cengiz'e bakıyorsunuz. Cengiz Ceko Aşe ilk icraatını Fenerbahçe formasıyla yaptı. Onlar eskiden zaten bu icraatları çok yapıyorlardı. İlk asistleri, ilk golleri hep e, bence bir uyum içinde çalışıyorlardı. Ki ya insanın bildiği oyuncuyla oynaması daha farklı. Bence Cengiz'in Fenerbahçe'ye gelmesi de Edin da zaten çok büyük bir payı vardı. Yani eski tabirle, amiyane tabirle alo ben Edin Ceku abin olmuştur orada. Cengiz tabii ki Fenerbahçe'yi istedi ama Ceko'nun varlığı onu da rahatlatmıştır. Çünkü yani nefesinden nereye kaçacağınızı anladığınız bir topçu. Daha önce başarı verdiğiniz bir topçu. Ve Samsung gibi bir deplasmanda normal şartlarda mesela eski Fenerbahçe'nin oynadığı maç olsa 0-0 bitecek maçtı bak bu. Ekstra buradan 3 puanla dönmenizin sebebi sizin pamuk eller cebe deyip Cengiz gibi, Ceko gibi isimlere gitmeniz. Ve bu sezon bu isimlerle sezona başlamanız. Yani yoksa Fenerbahçe şuradan beraberlikle ayrılır. 2 maçta bir galibiyet bir beraberlikte sezona diğer takımlar gibi açılış yapardı. Ama Cengiz gibi, Fred gibi isimlere gittiğinizde, Tadic'e, Ceko'ya yatırım yaptığınızda bu işin direkt sahaya yansıması oluyor. Ve Fenerbahçe'nin aslında en başından beri yapması gereken kadro planlamasını bu sezon yaptığında nasıl başarıya ulaştığını hep beraber görüyoruz. Şimanski'ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. 6 maç, 3 gol, 3 asist. Taraftar çok seviyor kendisini. Oyuncu ile ilgili senin düşüncelerini merak ediyorum. Evet tabii bu maç üzerinde Şimanski'yi de konuşmamız lazım. E neden? Şimanski Fenerbahçe'de çok geride kaldı. Aslında bu kadar geride kalacak bir oyuncu kesinlikle değil. İyi para harcadığı, bence kadronun en değerli asetlerinden, değerlerinden biri olan bir oyuncu Şimanski. E geçtiğimiz sezon Feyenoord PSV'nin Ajax'ın önünde Hollanda Ligi şampiyonluğu olurken kadronun en değerli parçalarından biri. Ve Rusya'da mevcut durumları olmasa Türkiye'ye bu yaşta yolunda erkenden düşeceğini pek sanmadığımız bir adam Şimanski. Ya biraz Arda Güler'in ayrılışının üzerine geldiği için aslında biraz daha geride kaldı. Bu geride kalmadı ona da yaradı bakmayın. Yani Tadic'e Ceko'ya odaklandı taraftar ve o da topunu oynuyor. Bugün de girdi, skora katkısını verdi ve 6 maç 3 gol 3 asist oldu. Bunlar önemli şeyler. Ben Fenerbahçe'nin uzun vadede çift haneli gol asist katkısı alabileceğini düşündüğüm bir isim. Ve Fenerbahçe bak sezonu tamamladığında ilk teklif gelecek oyunculardan biri. Biri Ferdi olur, biri Şimanski olur. Çünkü ikisi de ön planda oyuncular. Oyuna fark yaratabilen ve kalpten oynayan oyuncular. Şimanski'nin o klasikleşen artık gol sevinci var ya. Çok özel bir oyuncu. Taraftar da mutlu eden bir oyuncu. Ve taraftarın belli zümrelerin gazına gelip yememesi gereken tarzda oyuncular. Ya Şimanski kağıt üzerinde... Taraftarın bazıları için isim bir oyuncu olmayabilir ama Şimanski gayet de Fenerbahçe'ye katkı verecek. Fenerbahçe eğer şampiyonluğa yürüyecekse net katkılardan birini verecek oyuncu olacak. Ben sadece Türkiye'de değil konferans liginde de fark yaratacak oyunculardan biri olacağını düşünüyorum Şimanski'nin. Perşembe günü Kadıköy'de Twente'yi ağırlayacak Fenerbahçe. Nasıl bir kadro çıkarmalı İsmail Hoca sence? Dün mesela Samsun'da Batşuay'ı oynatmadı. Batşuay'ı ilk 11'de görebilir miyiz? Ya doğru Fenerbahçe çok önemli bir maça çıkacak bu Perşembe. Ve yani Twente bir Zimru değil, bir Maribor değil. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak lazım. Daha oturmuş bir takım. Kadrosunda daha farklı değerler, asetler bulunduran bir takım. Daha farklı yetenekler bulunduran bir takım. Ama bu noktada Fenerbahçe'den daha büyük takımı, daha iyi oynayan takımı değil. Onu da net bir şekilde söyleyelim. Ama Hollanda Futbol Federasyonu'nun maçını da ertelediği bir süreç var. Çünkü yani onlar da bence bu eşleşmeyi değer veriyorlar. Türkiye'de de bu dedikodu var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarının hafta sonu erteleneceğini dair Tüvent'e maçları arasında belki Fenerbahçe'de Başakşehir maçına çıkmayacak. Ki ertelenmesi de lazım bu arada. Yani zaten ülke puanı bakımından sıkıntılı günler yaşıyoruz. Yani zaten Adana Demir Beşiktaş birbiriyle oynayacak. Fenerbahçe Galatasaray'ı da ertelersin. Aynı hafta oynatırsın onları. Çok sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü ülke futbolunun e, puana ihtiyacı var. E, Şampiyonlar Ligi'ne iki takım yollayamıyoruz. Bırakın UEFA Avrupa Ligi'ne takım yollayamadık bu sene. Yani orada ben sıkıntılı bir süreç olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle ertelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu bir cebimize koyalım. Twente maçına dönerim. E, Twente maçında Fenerbahçe'de bence e, yine kalede İrfan İrfancan olur. Önemli olan stoper attı. Ya yani Beko, Luan ve e, Samet üçlüsü bu maçta oynayamadılar. Serdar Aziz çıktı. Mesela ortaya Osterwolde geçti. Osterwolde Ciko oynadı. Yani hangi o ismin ben sakatlıktan geri döneceğini belirleyici olduğunu düşünüyorum. Ciko bir tarafı oynar. Ya yani Ciko Kao partnerini düşünüyorum ideal olarak ama bu ikisinin olmadığı senaryoda da yine Serdar Aziz Samet ikilisinden birine forma şansı gelir. Osterwolde'nin bugünkü gibi çok çıkıp oynayacağını düşünmüyorum. Efer de zaten formasını alır. Jaden alır. O sakatlığı sürecek bildiğim kadarıyla. Ee, Göbekte İsmail oynar. İsmail'in yanında Şimanski formayı alır bu sefer. Yani İsmail, Fred, Şimanski üçlüsünü görürüz. Cengiz ve Elifan'ı görürüz. Cengiz bugün golden sonra oyundan çıktı ama pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kulübede de rahattı. Maç sonunda rahattı. Ee, Cengiz'in sağda, solda tad için. Merkezde de Batu sordun. Ya, Batu Şah'dan ziyade Edin ile başlayıp Batu sonradan oyuna alacağı bir Formasyon düşünüyorum. Bugün Umut Mayır girmişti mesela Samsun maçında oyuna. Ben Batu atmış gibi falan özellikle skoru da alırsa Fenerbahçe sahaya atacağını düşünüyorum. Yani tek farklı skorla galibiyette hiç rahatlamam. En az 2 ve üzeri farklı skorla Twente maçından dönmek lazım. Ve artık konferans ligine birinci torbadan girip önümüzdeki maçları tıkır tıkır alıp biliyorsunuz gruptan lider çıkarsanız bir tur az oynuyorsunuz. Fenerbahçe'nin bunun peşine düşmesi lazım orada gündemde çok isim var. Kaleci transferi, orta saha transferi. Sen dün Samsun maçını da izledin. Fenerbahçe'nin nereye ihtiyacı var? Gündemde olan bu isimlerden sence kimler gelmeli? Bu kadroya kimler monte edilmeli? Ya bu programda da mı vardı transfer sorusu ya? Biraz transfer açığa döndü. Ee, ya Fenerbahçe'de Livakovic gelmiş gibi farz ediyoruz. Ya yani bu programda da gelmiş gibi konuşacağım. Çünkü birçok Fenerbahçe muhabirine göre, Zagreb'ten gelen haberlere göre Fenerbahçe artık yeni kalecisine kavuştu. Altay'la başlayan sezonda bence İrfan Can Eğribayat'a da forma adaletinde haksızlık yapılarak ama sonrasında bu toplanarak İrfan Can'la devam edildi. E ki son iki maçta da İrfan Can'ın bence yeterli performansı vardı. Ki Samsun maçında bir yürekleri ağzına getirdiği bir pozisyon var. Korner attı. Onun dışında neredeyse hatasız oynadığı bir Samsung Samsun maçı var. Ama Dominik Livakovic dünyaca ünlü bir isim. Bir kere dünya ikincisi olmuş. Bir kere dünya üçüncüsü olmuş takımın kalecisi. Yıllardır Dinamo Zagreb'de şampiyonluk yaşayan, winner title'ına sahip bir kaleci. Bu yüzden Fenerbahçe'de fark yaratmayacağını söylemek haksızlık olur. Ki bence yedeği de İrfan Can olarak kalmalı Fenerbahçe'de. Ve Altay'ın oynayabileceği, özellikle mental problemlerinden kurtulabileceği bir takımda bir sezon geçirmesi. Belki gözlerden uzak hatta, bir Belçika'da, bir Fransa'da, bir Hollanda'da bir sezon geçirmesi yararlı olacaktır bir kiralık hamlesi onun için. Tabi bonservisi çıkarsa onu da düşünürüz. Ama Livakovic, İrfanca, Neyribayat'ı görünce ben Fenerbahçe, Kalede'de sorun yaşamaz derim bu sezon. 6 numara transfer için biraz daha beklenecek bence Fenerbahçe'de. Özellikle Avrupa'da transfer dönemi sona erdikten sonra biraz daha fırsat transferi kovalanacak. Çünkü özellikle İngiltere'de çok farklı isimler açığa çıkabiliyor o dakikadan sonra. Biraz oraları kovalayacaklar bence. Ki şu an zaten İsmail Yüksek de fena götürmedi orayı. Fenerbahçe zaten 8 artı 3'te elini rahatlatacak isimlere sahip. Ya bakıyorsunuz e, artı 3'te düşünülmeyen İrfancan çıkıyor oynuyor. İsmail Yüksek çıkıyor oynuyor. Mert Müldür bugün çıktı oynadı. Ya bunlar çok değerli e, yatırımlar Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan. Ve 6 numara transferinde de elinizi güçlendiriyor İsmail'in çıkıp oynayabilir olması. E, Crespo'dan da muhtemelen bir ayrılık gelir. Ve Fenerbahçe o saatten sonra kalecisini alır. 6 numarasını alır. O saatten sonra fırsat transferi kovalar. O da nasıl olur? Mesela biri gelir Batu Şuhayi'ye absürt bir para verir. 12 verir, 13 milyon euro verir. Siz de ondan sonra Batu şuayı satıp acaba pazarda bir fırsat oluşur mu onu kovalarsınız. Örnek veriyorum tamamen. Veya Luan Perez'e değişik bir teklif gelir. Stoper'de bir fırsat çıkar mı onu kovalarsınız gibi gibi. Onun dışında Fenerbahçe'nin artık burada duracağını düşünüyorum. Mesela Bartu Elması ben bu kadar kullanır demezdim. Kiralık gönderir derdim İsmail Kartal'ın olumlu anlamda beni en çok şaşırttığı hamlelerden biri de o oldu. Ali İsmail Kartal bakalım sene sonunda nasıl bir ekip dizecek ama Fenerbahçe'nin artık kadroyu inceltme zamanı da geliyor. Özellikle gençlerin yavaş yavaş artık kiralık oynayacakları yerlere gidip Burak Kabacağ'ın olsun, Emre Demir'in olsun oralarda verim vermeye başlamaları lazım bence. Peki sence Süper Lig sürprizli başladı mı? İlk haftanın ve bu haftanın sence sürprizleri neler? Ya Süper Lig'de ilk hafta benim en beğendiğim takım Hatay Sporu olmuştu. Bu hafta bence sürprizi yapan Karagümrük oldu. Başakşehir gibi bir takımın 2-0'la başlayacağını düşünmemiştim ben ki Karagümrük yenilenen kadrosuydu. bence bu yeniden dönüşüme de çok iyi ayak uydurarak net bir 3 puan aldı o deplasmanda. O yüzden haftanın sürprizi olarak Karagümrük'ü söyleyebilirim. Haftanın için tatlı yanında şey oldu. Fenerbahçe'de edecek o Galatasaray'da ikardı. Beşiktaş'ta Abubakar bence bu sezon değişik bir gol krallığı yarışına girecekler. Büyük takımların golcüleri büyük olunca bence lig daha zevkli hale geliyor. Ve birbirleriyle rekabeti de arttırıyorlar. Bu yüzden zevkli bir lig izleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdi Gündem Fenerbahçe'nin ilk bölüm biterken de bence tatlı bir program olacak. Sezondaki heyecanın bence doğruya çıktığı maçlarda yine sizlerle olmaya çalışacağız. Yorumlara ben sorular da yazabileceğini düşünüyorum izleyicilerin. Soruları yazsınlar. Sen de bana zevkle seslendirirsin Demirel. Ağzına sağlık. Gelecek bölümde gelecek günden Fenerbahçe'de görüşmek üzere diyelim. Hadi Ersin ağzına sağlık. Haftaya görüşmek üzere.